bu Şeyh'in Sultan orada öyle buyurdu. İlk olarak geliyor safhede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Böyle başladı diyor. Ey inananlar, ilk Allah'a itaat edin. Allah'ın sözünü dinleyin. Sonra peygambere itaat edin. Peygamber sözünü dinleyin. Sonra emir kimlerin eline verildiyse sizin içerinizden akıllı uslu kimlerse onlara dinleyin diyerekten. Allah'a itaat etmeyenin akıbeti budur. 75 sene var. Allah emrini bunlar sokağa attı. Ayağının altına aldı, çiğnedi. Dediler ki biz bunu istemeyiz. Hala bütün kavga şeriat gelmesin memlekete. Şeriat Allah'ın emirleridir. Şeriat dediği vakitinde senin benim uydurduğum mesele değil ki. Şeriat Allah'ın insanlar için koymuş olduğu kanundur. Sen aleden muharebe ediyorsun, diyorsun ki şeriat memlekete gelmeyecek ilel ebed. Yarı yolda kaldı. Bir asır dolmadan sıfırı tükettiler. Sıfırı tükettiler. Peki şimdi idare edin kendinizi. Öyle bir kör düğüm olduk ki işler, yani imkanı yok. Akılla çözülmesi imkan yok. İnsan aklı yetişmiyor. Müşkillerini, problemlerini halletmeye, çözmeye yetişmiyor. Buyurun, çıkalım. Buyurun. Kaç kişi idam ile muhakemeye vereceğimiz şey istiyor. Hey, bırak istemesin. Ne isteyecek? Sizin iddianız var. Madem ki bu memleketi biz yüze çıkaracağız. Kendi kanunlarımızla. Buyurun yapın. Yapamazsanız çekilin. Sözüm olur mu? Hiç şey yok. Sözüm olmaz. Düzeltin işleri. Düzeltemeyiz. Efendim? İşi bırakınız. Bırakamayız. Düzeltiniz. Düzeltemeyiz. Çekiliniz. Çekilemeyiz. Burada duracağız. İşi yürüt, yürütemeyiz. Öyle bir çıkmazdır ki bu, yani bu inat edenlerin çıldırması an meselesi. Günden güne sen tecrübe bir Mehmet Yerim istersen etsin. He? Beceriyor, idare ediyor. Yavaş. Ya da yetişir. Ya. Göster marifetini ya. Ben bu arabayı işletirim diyor. İşlet ya. İşlet bunu. Araba durdu. Görünmüyor. Ben işletirim diyor. Ben düzelteceğim. Peki düzelt. Bir gün, üç gün, beş gün millet bekliyor. Düzeltsin. Düzeltemiyor. Başka adam getirelim. Olamaz. Getirdiğinizi vururum. Sen çalıştır. Ben de çalışıyorum. Ben çalıştıracağım. Ne zaman? Belli değil. Üç gün fırsat ver. Üç ay fırsat ver. Bir sene fırsat ver. Verdik. 75 senedir veriliyor bu fırsat. Peki yürüt. Tamam. Başkasına ver. Bırakamam. Ne iş bu? İşte bu hale düşür. Cenab-ı Hak düşür onları. Neden? Biz idare ederiz, Allah'ın idaresini kabul etmeyiz. Biz kanun yaparız,
Allah'ın kanununa ihtiyacımız yok. Yeryüzünde kral biziz, gökyüzünde olanı dinlemeyiz ve tanımayız Allah'ı. Başına böyle taşı yatırırsa ne yapar be? Yıldırım öldürürse ne yaparsın? Nereye kaçarsın? Nuh peygamberin oğlu dedi ki, efendim, bir tanesi dedi, dağa çıkar kurtulurum diyor tufan olursa. Çünkü ne kadar yağmur yağsa, seller gelse dağın tepesine çıkmaz, dibinden geçer gider. Ve Cenab-ı Allah insanların aczini göstermek istiyor. Bu onu dağın tepesine çıkar oturur, şu oraya katıya çıkar, ömründe çıkmak diyor oraya. Bir tanesi öyle yaptı, dağın tepesine çıktı, o en yüksek dağın üzerinden 70 kuruş daha sular yukarı çıktı. 70 kuruş çıkarttı o en yüksek dediği dağı, 70 kuruş suyun altında kaldı, tepesi. Allah'a emanet olun mu ama? Bu insancıklar öyle zannediyor. Çok yıldızlar koymayla, gülüşlerini, öteleri yakmayla. Bir tanesi de dedi ki, ben de diyor, camdan bir mahfaza yapacağım ve onun içerisine gireceğim. Efendim, ne kadar tufan olsa ben onun içerisinde oradan oraya, buradan buraya derken efendim bir yerde kuru yer bulduğumda kapağını açar çıkar kurtulurum. O da aklıyla böyle hükmetti. İnsan aklıyla Cenab-ı Hakk'ın hükmünü fark ettirmek için bu. Ne oldu sonra İmrah? İmrah. Sonra camdan bir oda yaptırdı kendisine. Onun içerisine girdi. Efendim, orada tufandan kurtulacak diye bir daha sıkıntısı geldi. Çıkarttı aleti. Ya ne oldu? Telkot çekmesi mi oldu be? Akıyor. Ya bre durmaz mı bu? Pınar arttı. Allah'a emanet. Doldu cam. Kendisi dilde boğuldu Allah'ın emanet. Bak. Müsaade ediyorum da girmez. Ama inşallah. Ben geldim ulan. He? Bu meseleyi işitme. Öyle anlat kendisine bunu. Bu tertipler. Allah'a sığındı. Ne demek bu? Oldu. Kendisi dinde boğdurdu Cenab-ı Hak. Allah'a lan oyun olmaz. Bu mağrur kimseler daha çok cehalettedirler. Ne yapar sonra? Su toplayıyor, karnı değiyor. Ya. Alalım iğneyle. Bir şişe alırsa üç şişe geliyor yerine. Kendi karnındaki suyla boğuyor kendisini Allah. Çok köşeler var. O sudan boğulur. Allah helen oyun olmaz. Estağfurullah. Sakınmak lazım Allah'tan. Sen aklınla iş yapacaksın, idare edeceksin ha. İdare et aklınla bakalım. Biz hukuk devleti. Nerede hukukunu göster? Hukuka ibadı. Kulların hakkını, herkesin hakkını ver. Buyur ver. Hukuk devleti olarak da sen mecliste herkesin hakkını gözetemiyorsun.
ibret alacaksın. Çok acayip haberler geliyor. Yani gelen günlerin haberi işitilenler günden güne daha ürkütücü, daha korkutucu haberler geliyor. Cemal dedi buraya 60-70 sayfalık şey gönderdim sana dedi. Bu kompüterler durduğu vakit ne olacağına dair. 60-70 sayfalık. Boyuna yazıyorlarmış. Neler olabilir, neler olacaktır diye. Ben de geliyor. Biz de bulduk onları. Ama? Bugün biz de bulduk onları. İşte akşam size onları diyorum yani. Onları enteresanları bir çıkartacağız. İşte onları. Efendim? Yani leysel haberü kel ayan görülecek olan duyulacak gibi duyulanlarına benzemez. Duyduğundan dehşete kapılıyor ama görsen ölüm patlayacak. Ölü patlayıp gidecek. Onun için sayha olacak diyorlar. Bir sayha kopacak. 70 bin kimsenin dili tutulur. 70 bin kimsenin yüreği patlar. Yetmiş bin kişi olduğu yerde kalır. Öyle korkunç işler meydana gelecek ki yani şimdi ne kadar tarife kalksan tarif edemezsin. Yakın yaklaştı, çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Ve bu hayranın içerisindedir. Hayranın içerisindedir. Eylül'den başlar deniyor. 2000'de tamamlanır. 2000'de kontrolsüz en azından %80'i patlayacak diyor o uçlarında şey nükleer başlıklılar var ya en azından %80'i patlayacakmış onlara kontrolden çıkacak. En azından %80. En çok %100. Teneffüs edecek hava bulunmaz. O zaman efendim, zehirle dolar dünya. Zehirle dolar, bir de ateşle dolar. Çünkü birdenbire hararet yüzlerce dereceye çıkarmış o şey attığı vakitte, patladığında. Ki yani kemikleri de kalmaz, eridir. Dayaları eritecek hararet çıkıyor. Yani o cehennem ateşi yüzünden uzunca. İlla ancak Cenab-ı Allah'ın muhafaza ettiğinden madası bitmiştir işi. İmkanı yok. Hiçbir tedbirkar yok. 15 günlük yemek mecburiyeti koymuş Amerikan. 15 günlük en azından diye 15 günlük evinizde şey bulunsun. Yemeyecek bulundurun. Ondan sonra gaz yağı bilmem ne bulundurun. Ve yılbaşı gecesinde New York'ta olabilecek fecaatı ve hırsızlıkları ve katillikleri ve efendim soygunları ve yangınları tarif etmeye imkan yoktur. O da 10 milyonluk nüfuslu büyük şehir o. Onun içerisinde o gecede olacak olan vukuatı tarife imkan yoktur. O gece. Başka ne kadar merkezler var, büyük merkezler, hepsi. Önce millet alıp sahralara kaçmaya başlıyor. İnsan olur, ha teknoloji ha. Buyur. Onun için bir yer tutmaya ben o Şam tarafından onun için söyledim. O evleri Hazreti Hüseyin Efendi. Gördün ya onu. Orada evde dedim beton bina yapmayacaksınız. Elektriğe dair bir şey de koymayacaksınız oraya. Basit evvel zaman hayatı üzerine evlerinizi yapacaksınız. Orada barınmak için. Hiçbir teknolojiye ait
ne elektrikle çalışacak, hiçbir şey konulmayacak. Basit insan hayatı nasıl devam ettiyse ona göre suyumuz, odunumuz, yakacağınız, yiyeceğiniz, hayvan haşatınız ve yerden size Cenab-ı Allah ne verecek, gökten ne indirecekse ve ibadet edeceksiniz. Başka şeyiniz olmayacak. Şehirler kapanacaktır. Şehirler kapanacaktır. Kapanacak dediğiniz vakitte insan kalmayacak. Yaşayan insan kalmayacaktır şehirlerde. Ne polis, ne memur, ne asker, ne hükümet. Hükümet nerede baş edecek? Hükümet baş edecek yer kalmaz. Bitti. Ne kadar kurumlar oturuyor. Ey baktığım ben, kaç defa çıkıyorum ben. Yarım saat beni durdurur, şeye bakacağım. Şimdi berekat okuyor, Allah selamet versin. Anlatılıyor. Yoksa yarım saat orada bekletiyor, yüzüme bakıyor. Tak 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 tak. O şeylerle oynayın. Oynasın o vakit. O tanırlar. Kompütörsüz beni tanırlar o vakit. Şimdi kompütörle tanımıyor. Onun için boyuna bakıyor bana. O mu değil mi? Zaten dünya çok kısa bir mesafedir. Ve biz artık düğümlerin darağa yetiştiği yerdeyiz. Yani dünya tekmilini vermek üzeredir. Azgın insanın dayandığı ve Allah'a karşı geldiği bu kompütörler, teknoloji ölecek, ölecek değil, geberecek. Geberecektir. Yine hayat kendi tabii mecrasına dönecektir. Hastaneler çalışamaz dedi Şişan Efendi. İlaç veremeyecek. Ne ilaç vereceğini şaşıracak. Çünkü kompütöre bağlı şey. Onlar hastalar hepsi. Kompütörler sıfır olduğunda her bu adam sıtmalı mı, üşütmeli mi, efendim, aklı mı eksik, aklı mı çok neyse tayin edemeyecek artık. Ne verdiğini eskiden, ne gibi bunu muayene edip tedavi ettiğini. Beni değil, hepsi sizden. Ameliyat belası kalkacak, kimse ameliyat yapamaz. Nasıl yapacak? Ne kalp çıkaracak, ne kalp açık, ne açığı, ne efendim bir de mil sokması var içine. Efendim, o ne derler ona? Anziyor. Anbiyo? Anziyor. Kambiyo ne be? Anziyor. Kambiyo. Anziyor. Mahkeme şeyidir. Anbiyo oyun. Anjiyo? Anjiyo. Anjiyo. Ne dedin? Sokacak yerden bulamayacak zaten oradan. Evet. Gösterecek bir şey yok. Hepsi sıfır. İşte. Cenab-ı Hak acayip bir. Şimdi bunun kompüterü ya. Bunun kompüterü ikisinin münasebeti ne? Hadi bunu anladık iki sıfır. Bunu ne 3-0'lı yapmıyor? Bu kadar milyon kompütör var yahu. Bunlar birbirlerine nasıl alakalıdır? Onu düşünüyorum, zorlanıyorum dedi. Şey hanım dedi, çok zorlama. İşim berbat eder. Bu ilahi tedbirdir dedi. Bunları mahkum etmek için bir yer mutasarrufun elinde dedi. Bana zaten mutasarruf böyle şeyi döndürdü mü? Şarteli endirdiği anında biter dedi. O ne düşünür? Sen de onun kompüterü başka, bunun kompüterü, bunun kompüterü.
Hepsi bir yere bağlıdır. Bir zatın elinde. O hususi koydurdu iki rakamı. Vakit geldiği için. Akıllarına gelmedi üçüncü rakam koymaya. Gelse de koydurtmadı. Çalışmadı. Koymak istedi ama çalışmadı. İkiyi bitirin de ondan sonra bakalım dedi. İncabına. Bukra. Yarın geldi. Yani bu bitsin de gene gelin biz kurarız deyip kompüterler icat ettirecek size diyerekten. Sonra dedi hassasın. Bizden sonra gitsiyorsa başlarına kıyamet kopsun. Bu dünyadaki kerhanecilerin dediler. Bir iki şeyi tamamlayalım da ondan üçüncüsünü kendiler düşünsün. Biz iki tanesini yaptık ya üçüncüsünü onlar yapsın. Şeyce. Bu biz nereye çıkarmaz sen olsun. Çıkarsan da biz nereye çıkarmaz. Camiye cizmelerle soktum. Cizmelerini çıkarması senin olsun. Şimdi ne için söylediniz bunu? O adamlar ki bu iki rakamını koydu. Şimdi bunlar sövüyor onlara. Ne için de iki sıfır koydu, üç sıfır koymadı. Ya biz iki sıfırını koyduk. Üçüncü sıfır atmaz sizden olsun. Bize ne söversiniz? Siz bizden de akıllı oldunuz. Ne de akıllı be. Başlarında bir elim kalmadı ki. Ne varsa kafasında makineye koydu. Hepsi kaldı eşek başı. Hiçbir şey yok. Futbol topu. Hiçbir şey yok içerisinde. Katıyla. Hepsi boş. Adamların hangi nerede koydu nerede bilemiyorlar. Şimdi böyle olduğu vakitinde şimdi sövüyorlar bize diyor. Ne için sıfır koydun be? O senin evin sıfırlı. Onlar da bunlara diyor şimdi. Çoğu kabre gitti. Diyor ki akşam rahat utanmazlar. Biz iki sıfır attık. Bir sıfır kaçır koy. O kadar kar kar alimlik satarsınız. Hadi bir sıfır da siz koyun göreyim. Bakayım. Nasılmış? Sıfır, üçüncü sıfırı koymadı diyerekten cimden sizin kavga etmeniz. Kabadaysanız üçüncü sıfırı siz koyun. Nerede koyun? Zaten izin ikiye kadardır. Sene 2000'de dursun diyerekten. Çünkü Hazreti Mehdi'nin vakti girer ve başka türlü kuvvet membaları çıkacak. Bu zahiri efendim salahiyettir. İnsanoğluna verilen salahiyetin yani teshir. Subhanellezi sekhara lana hâza. Bizim emrimize verilen kuvvet menbaı buraya kadardır. Zahir kuvvet menbaı bunun ötesini zorlayamaz. Bundan ötesi efendim şeye gerekmez. İnsanoğlu oraya o sahaya o kuvvet sahasına adım atamaz. Burada durun. Ondan ötede başka kudret menbaları var ki o ruhaniye aittir. Bunu ezecektir. Bunu sıfırlayacak, düzeltecek. Ruhani kuvvet gelecek. Ruhani kuvvetin efendim ne kompütöre ihtiyacı var, ne tayareyle harekete ihtiyacı var, ne deniz altında efendim denizaltıya ihtiyacı var, ne deniz üzerinde yürüyene ihtiyacı var, ne gökyüzünde uçana, hasıl kelam ne televizyonuna, ne radyosundaki kuvvete ihtiyacı yok. Bizzat insanın kendi ruhaniyetinde olan kuvvetler meydana çıkacaktır. Bu melekut alemine aittir. Ve o zaman insanları dünyadan ziyade melekut alemine bağlı kimseler olacaktır. Dünyaya bağlı insanların sonu 2000'de durur. Bundan sonra başlayacak devrede gelen insanların meyilleri melekut alemine değil, dünyaya doğru değildir.
İşte onun için orada durdurdu. İrade hale, yani nihayetsiz olarak da devamını önledi, kestirdi. Bu buraya kadar dedi onlar. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Ümidimiz odur ki Cenab-ı Mevla imanımızı takviye eylesin. Ve bu fırtınalı eyyamda sağlam duralım. Ve ondan sonra gelecek melekut çağıdır. Melekut çağında yaşayacaklardan olalım. Teknoloji bilim çağı değil. Bu bilim çağı dediği efendim cehalet çağı diye geçecektir o vakit. İnsanoğlunun en karanlık cehalet çağı diyerekten geçecektir 2000'den sonra. Alim melekuttan gelendir. Yeryüzünde topladığı değil. Allah 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 Aziz Allah 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 Kerim Allah 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 Subhanallah Allah 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 Sultanallah İlahi saltanatın tecellilerinden gösterecek yeryüzünde göresin o zaman bakalım.